6700 derslikte yaklaşık 160 bin civarında öğrenci, 9500 civarında eğitim emekçisi, öğretmen arkadaşlar birlikte yeni eğitim öğretim yılı başladım. Öncelikle yıkılan ağır hasarlı okulların yerine yeni yapılan okul meselesi. 2. Güçlendirmesi yapılacak okulların durumu. 3. Ve bundan sonra ne yapılabilir noktasında. 1. Özellikle depremde yıkılan birçok okulumuzun yerine yeni yapılacak okulların birçoğu yapılmadı. Hala inşaatı devam eden okullarımız var. Hala güçlendirmesi devam eden okullarımız var. Özellikle yaz döneminde güçlendirmeye alınan okullar vardı. Bu okullardan 2-3 tanesi şu an açıldı. Ama hala güçlendirmesi devam eden okullar var. Bundan dolayı bazı okullarımızda ikili eğitim yapılıyor. Aynı binada iki okul eğitim görüyor. Biri sabahçı, biri de öğlenci. İster istemez bu durumda sabahçıların çok erken okula gitmesi, öğrenci grubunda okuldan geç ayrılması demek. İlimizde 797 tane öğretmen açığı, 114 tane de öğretmen fazlalığımız var diye bize bir yazı gönderdi. Baktığımızda net öğretmen açığı 683. Bu sene başında da hem ilçelerde hem il genel il merkezinde de birçok ücretli öğretmen arkadaşın işe başladığını biliyoruz. Biz sene başından beri ilçelerimizde, kırsal kesimlerde okulları dolaşıyoruz. Ve ücretli öğretmen olarak çalışan arkadaşlarla karşılaşıyoruz. Gerçekten biz o arkadaşlarımızı gördüğümüzde inanın ya bizler utanıyoruz. Asgari ücretin altında bir paraya bu arkadaşlarımızı haftada 30 saat çalıştırmak hakikaten artık 21. yüzyılda konuşulmaması gereken bir konu. Ama biz hala bunu tartışıyoruz. Niye? Çünkü düşünün bakın geçen yıl Mayıs ayında 20 bin sözleşmeli öğretmen ataması yapıldı. Ve bu 20 bin sözleşmeli öğretmen arkadaş hala işbaşı yapmadı. Bugün 16 Ekim, aradan yaklaşık 5 ay geçmiş, 5. ay, 10. aydayız ve hala bu arkadaşlar işbaşı yapmadı. 30, sınıf mevcudu 30 altında olan sınıfları birleştirdi, öğretmen fazlalığı ortaya çıktı. Ne yaptı? Özellikle orta öğretimde taşımalı sistemi kaldırdı. Liselerde, kırsal kesimde liselere taşımayla gelen öğrencilerin taşıma servisini kaldırdı. Bu çocukları pansiyonlara yerleştirmeye çalıştı. Bu ayrı bir dert. Ne yaptı? Okulların temizlik personeli özellikle ihtiyacı var. Çünkü deprem sonrası özellikle elimizdeki tozu düşündüğünüzde, yıkımı düşündüğünüzde okulların ciddi anlamda bir temizlik ve hijyen sorunu var. Bunun için de her okulda en az 3-4 tane temizlik personeli olması lazım. Adıyaman İl Milli Eğitim'de sonra 177 tane TYP işçisi aldı 6 aylık. Ama bunların dağılımına baktığınızda da 77 tanesi merkez, 44 tanesi Kahta, 29 tanesi Besin, 22 tanesi Gölbaşı. Diğer ilçelere size yok. Okullarda hala temiz ve sağlıklı ve hijyenik suya ulaşma noktasında ciddi anlamda problem yaşanıyor. Birçok öğrenci okullarda musluktan akan suyu içmek istemiyor. Belki muslukta akan su temiz olmasına rağmen ama hiçbir kurum tam anlamıyla bir açıklama yapmadığı için inanın öğrenciler bazen okullarda musluklardan akan suyu içmek istemiyor. Bu da bir maliyet. Öncesinde çocuklara bir öğün ücretsiz yemek noktasında bir talebimiz vardı. Geçen yıl okul öncesi öğrencilere dağıtılıyordu. Bu sene kamuda tasarruf genelgesi kapsamında onu da kaldırdılar. Şu an hiç kimseye sadece taşıma merkezindeki çocuklara öğlen yemeği veriliyor. Diğer çocukların hiçbirine yemek vermiyor. Oysa biz eğitim sen olarak bir öğün ücretsiz yemek noktasındaki talebimiz net. Özellikle ülkemizdeki ailelerin çoğu asgari ücretle geçiniyor. En ucuz tost, bir okul kantinindeki en ucuz tost 40 TL. Çay, en ucuz çay 5 TL, bir su 7,5 TL ya da 10 TL. Yani düşündüğünüzde bir çocuğun en az günlük 100-150 harçlık alması lazım. Yani bir ailenin iki tane çocuğu varsa sadece harçlığı bile, aylık harçlığı bile iki çocuğun 5-6 bin lirayı bulacak. Okul servis ücretlerini düşündüğünüzde bu ayrı bir kalem olacak. Ekstradan bir kalem demek. Onun için biz hakikaten bu bir öğün ücretsiz yemek noktasında Adıyaman'da da tabip odası, diğer sağlık emekçileri sendikası, ziraat mühendisleri, tarım orkam sen, diğer STK'larla birlikte bir okul yemeği platformu oluşturduk. Bunda şu an çalışmalarını yürütüyoruz en azından. Bu çocuklara bir öğün ücretsiz yemek noktasında neler yapılabilir? Milli Eğitim Müdür Yardımcımıza sorduğumuzda şunu söyledi. Bizim tespit ettiğimiz bu ailelerin en az 300 tane çocuk var bu durumda olan. Ki bizim en azından bizim de tespitlerimize göre bu sayı daha fazla. Yani bu çocukların devam noktasında
akranlarıyla diğer öğrencilerle aynı seviyeye gelmesi ciddi anlamda bir sıkıntı, bir dezavantaj. Buna yönelik çalışma yürütülmesi lazım. İşte deprem sonrasında barınma koşulları hala tam sağlanmış değil. Özellikle kimisi hala konteyner kentlerde kalıyor. Konteyner kentlerdeki yaşamın zorluğunu hepimiz biliyoruz. Hala teslim edilmesi gereken TOKİ konutların çoğu daha teslim edilmedi işin açıkçası. Çok az bir kısmı teslim edildi. Ki bugün siz kendiniz de yaşamışsınızdır. Yine 6 şiddetine yakın 5.9'du yanlış hatırlamıyorsam bir deprem oldu. Bu öğrencilerdeki travmayı tetikledi. Aslında çocuk hem öğrencilere hem eğitim emekçilerine hem diğer kamu çalışanlarına aslında bu travmayı atlatma noktasında da zaman zaman destek verilmesi lazım. Öğretmenlerin, diğer çalışanların iyi oluş hallerinin mutlaka geliştirilmesi, artırılması lazım ki öğrencilere de daha sağlıklı bir eğitim, öğretim hizmeti sunabilsinler. 21 metrekarelik bir konteyner alanında sağlıklı ders çalışma imkanı yok. Bunu her zaman, her yerde söylüyor. Çünkü 21 metrekare alanda sadece öğrenci yaşamıyor. Aile bireyleri yaşıyor. Yani bir aile 4 kişi olarak düşündüğünüzde, tipik o çekirdek aile dedikleri 4 kişi aile olarak düşündüğünüzde bile 21 metrekareyi kişi sayısına bölseniz kişi başı 4,5-5 metrekarelik bir alan düşür. Bu 4,5-5 metrekarelik alanda inanın yaşam alanı mı, ondan sonra diğer ihtiyaçların karşılandığı alanlar mı, ders çalışma alanı mı düşündüğünüzde hakikaten ciddi anlamda bir sıkıntı. İkincisi konteyner birbirlerine bitiş konteynerler. Çocuk ders çalışırken yan konteynerdeki bir ses çocuğun dikkatinin dağılmasına, motivasyonunun bozulmasına yol açar. Yani bunun için hakikaten konteyner alanında çok sağlıklı ders çalışma alanları olduğunu düşünmüyorum. Özellikle prefabrik kentlerdeki, konteyner kentlerdeki okulların yanına ekstradan çocukların akşamları ama güvenlik boyutunu da göz ardı etmeyecek bir şekilde. Çünkü son zamanlarda özellikle televizyonlardaki gördüğümüz olaylar, insanlar çocuklarını gece ya da akşamüstü tek başına dışarı çıkarmak istemiyor. O güvenlik kaygısı ve korkusuyla. Hani bu güvenlik kaygısı ve korkusunu da ortadan kaldıracak bir şekilde güvenlik personeli de bu kütüphanelere konularak aileler çocuklarını götürüp kütüphanelere bırakıp ders çalışma imkanı yaratılmalı. Bazı konteyner kentlerde kütüphaneler var. Bizler de biliyoruz ama bazılarında yok. Buna dair de bu sene en azından, çünkü bu konteyner kentler bir yıl daha sürecek en az. 1-2 yıl daha sürecek. Buna dair çalışma yürütülmesi lazım diye düşünüyoruz.